Yanımızda Günaydın İstik House'un yönetim kurulu başkanı Sayın Cüneyt Asan var. Cüneyt Bey hoş geldiniz Datça'mıza. Güzel bir yerdeyiz. Ülkemizin her köşesi bir cennet ama enteresandır. Daha önce buraya gelmemiştim. Burası bambaşka bir cennet. Ya ülke nasıl bir güzel bir ülke ya. Allah'ım. Tanrım ya bu ülke için kötü şey düşünen insanlar nasıl düşünebiliyorlar onu çok merak ediyorum. Kıskanıyorlar. Ve büyük. Kesinlikle. Zaten ondan dolayı oluyordur. Yani gerçekten dünyada bir işi var mı diye merak ediyorum. Ve yok diye karar verdim abi. Ve dünya da bunu biliyor ve kıskanıyorlar herhalde. Her zaman bir şekilde bu ülke insanlar zaten bu kıskançlıkları yüzünden bu ülkedeki sıkıntıları bir şekilde var ediyorlar. Yoksa inanılmaz bir olay yani bu. Datça Altın Badem. Evet. Vallahi ben şöyle diyorum. Medyen Nedim Delibaş. Medyen Nedim Delibaş. Olay bu. Bu organizasyon yine öyle bir organizasyon. Onun yaptığı bir organizasyon. Medya da var işin için. Çok acayipler. Yani Saygın Port, Nedim Delibaş. Hepsi ikisi de bir araya gelince olay bir bomba gibi bir oluyor. Bütün gelenlere bakıyorum davetlere. Hep çok şık, çok güzel. Yer çok güzel, manzara çok güzel, davetler çok güzel. Dolayısıyla bu etkinlik çok güzel. Sonra ilerleyen zaman içinde bu zaten enerjisini de gösterecek. İnanıyorum ki çok daha önemli ve güzel şey olacak. Aslında bu tip etkinliklerin artık biraz da hem yaza merhaba, hem yaza merhaba dönemine, yaza veda yani dönemine gelmiş olması. Hem de insanların aynı kaynaşması, artık yazı bitirdik, kışa neler yapacağız konuşması. Bu etkinlikler bizim için çok önemli bence. En azından insanların, ülkenin yaşadığı sıkıntılar, kaoslar, onları bunların şunlardan kurtulmak için bir araya gelmek, sosyalleşmek için de bir şey. Ve de iyi işler üreten, güzel işler üreten birçok insanımız var. Bu arada yani her şey kötü de gitmiyor tabii. Çalışan, uğraşan, mücadele eden, üreten insanlar da var. Onları ödüllendirmek adına, onlara şevk, onlara heyecan, onlara enerji vermek adına da bu tip organizasyonlar bence çok olumlu ve yerinde organizasyonlar. Bu da onlardan biri. Onun için ben Medyen Nedim Delibaş dedim. Bu organizasyonu gerçekten çok iyi yapıyor. Güzel insanlarla güzel insanları buluşturuyor. Kısacası o günlerden biri. Burada olduğum için çok mutluyum. Her şey çok güzel. Teşekkür ederim. Final soruma geleyim o zaman. Günaydın Steak House Datça. Evet aslında sadece Steak House dememek lazım bize. Biz çünkü Günaydın Et ve Restoranlar grubuyuz. Toplamda biliyorsunuz 43 tane şubemiz var. 2500 çalışanımız var. Şu anda Dubai'de, Bakü'de şubemiz var. Ve bu senede anlaşmalarını yaptığımız New York, Londra, Riyad, Cidde ve Mekke var. Ve bunları yapacağız artık. Yani uluslararası bir hal aldık. Çünkü artık ülkemize, dışarıdan ülkemize para getirmeyi düşünüyoruz. Bu bizim için önemli. Ve bunların hepsinin anlaşmasını da yaptık. Yapacağız inşallah. İnşallah Datça'da olur. Günaydın Datça... İnşallah. Niye olmasın? Ama şu anda artık Avrupalı olmak istiyoruz. Çünkü amacımız artık Avrupa'daki ya da Orta Doğu'daki paraları Türkiye'ye getirmek. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var. Şu anda ona odaklandık ve bunu yapacağız. Yani bir dünya markası gibi. Aynı zamanda bunu yaparken sadece amaç gidelim, ticaret yapalım, para kazanalım, ülkemize para getirelim değil. Bunun yanında onlarca, mesela her açtığımız dükkanda, dışarıdaki her dükkanda en az 50 Türk'ü istihdam ediyoruz. Bizim için bu da çok önemli. Bize her şeyi bu ülke verdi ve biz bu ülkeyi insanla paylaşmak zorundayız. Bakın aynı zamanda ne yapmak istiyoruz? Hedeflerimizden, en önemli hedeflerimizden biri Türk mutfağını dünyaya anlatmak ve tanımaktı. Burada bir sıkıntı vardı bugüne kadar. Ama biz bunu da yapmayı planlıyor, hedefliyoruz. En büyük hedeflerimizden biri Türk mutfağını, Anadolu mutfağını, Türk mutfağını dünyaya tanıtmak. Yes. Teşekkürler Cüneyt Asan. Yanımızda Günaydın Steak House'un yönetim kurulu başkanı Cüneyt Bey vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Cüneyt Asan geliyor efendim, yılın iş adamı. Büyük alkışlar. Günaydın Et ve Restoranlar Grubu kurucu ortağı. Ayrıca sadece iş adamı değil, o bir yürek adamı. Yaptığı söyleşilerle hakikaten hepimizin yüreğine dokunan ve iyi gelen. O bir gönül insanı. Of. Hakikaten. Bilmiyorum, müptelası olur muyum? Yani yarın ararım seni abi. Nasıl olsa komşunuz. Bir alt sokağında oturuyorum. İstanbul'da. Evet. Plaketi vermek üzere, efendim plaketini takdim etmek üzere. Kaya Et Kurucu Başkanı Muammer Kaya efendim sahneye geliyor. Cüneyt Bey çırak olarak çalıştığı kasabın önce ustası sonra patronu oldu. Şimdi 50 şubelik lokanta zincirinin başında onun hayatı tam bir başarı öyküsü.
Aynı zamanda et profesörü olarak da efendim Cüneyt abimizin müthiş bir namı var. Evet, Cüneyt Bey'i bırakmıyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Abi bir sürprizimiz var size. Bir hayat hikayesi. Sizin ağzınızdan mı? Ama videomuz var. Evet, hep beraber izliyoruz. Bir kere çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Medyen demem lazım. Nedim Delimbaş. Nedim Delimbaş. Gerçekten önemli organizasyonları yapıyor. Her organizasyon birbirinden güzel ve etkili oluyor. Uzun zamandır çok samimi söylüyorum böyle bir organizasyon yaşamadım. Siz yaşadınız mı bilmiyorum. Bu kadar kaliteli. Tüm gelenler, tüm katılanlar, tüm sanatçısıyla... Dikkat ediniz, hepsi sahnede yüreğiyle sahnedeydiler. Hepsi yürekleriyle buradaydılar. Onun için buraya katılan tüm sanatçı, tüm destek veren, emeği geçen herkes için hepinizden lütfen bir kere daha yüreğinizin alkışını istiyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz abi. Ağzına sağlık. Devam abicim. Şimdi zannediyorum şöyle münasip görmüşler. Yığın iş adamı seçtiğimiz bu adam kimdir? Ne yapmış da, ne yapmış da, kimmiş, nereden ne almış, nereden nereye gelmiş, ne yapmış da biz bu ödülü buna verdik? Bunu bir anlatır mısın dediler. Ben de onun için sizin sadece 3-5 dakikanızı, kısaltılmış bir özetini, kocaman 50 yılın sadece özetini anlatmaya çalışacağım. Efendim, benim adım Cüneyt Asan. 1959 Erzincan doğumluyum. Annem tam 10 tane çocuk doğurmuş. 5'i ölmüş, 5'i kalmış. Diğer 5'i yaşasın diye ailem bizi İstanbul'a getirmişler. Ama bir gecekonduya yerleşmişler. Gecekondunun sadece bir tane odası var. Bu odaya sığmadığımızı, üst üste yattığımızı gören ama aile yine 10 kişi. Annem, babam, abim evli. Odanın ortasına bir tane perde. Abim evli olduğu için perdenin diğer arkasında yatıyor yani. Bu durumu gören babam buna bir çözüm üretmek istemiş. Dolayısıyla... Bu çözümü işsiz ve parasız bir adam nasıl çözebilir? Evet, benim babam muhteşem bir adamdı ve de bir daireye, bir apartmana giderek apartman görevlisi olmuş. Yani babam kapıcı olmuş. Benim babam babaların en kralı, en muhteşem, en güzeliydi. Lütfen bir de babama alkışlayın bence. Çünkü ben babamın oğluyum. O adamın duruşu beni bugün bu noktalara getirdi. Muhteşem bir adamdı. Sadece duruşuyla bile hayatıma yön veren bir adamdı. Sadece duruşuyla hayata dair ne kadar iyi şeyler üretmişsem onun duruşundan aldığım ilhamla yapmışımdır. Ne kadar kötü şey yapacaksam yapmamak için sadece onu aklıma getirmem bana yetiyordu. İşte bu neden ve sebepler ve düşünceler ve duygularla ben... o kapıcı dairesine taşındım ve o kapıcı dairesinde büyüdüm. Oradan ilkokula başladım. 12-10 yaşına geldiğimde artık her şeyi fark eden bir çocuktum. Çünkü mahallede büyüyen, sokakta büyüyen insanlar hızlı büyür, hızlı gelişir, hayata daha hızlı adapte oluyorlar. Dolayısıyla 10 yaşına geldiğimde bir şeye karar vermiştim. Kapıcı olmayacaktım. Çocuklarım... Kapıcının oğlu olmayacaktı, karım da kapıcının karısı olmayacaktı. Kesinlikle buna karar vermiştim. Dolayısıyla 10 yaşında ilk kırılma noktamı yaşadım. İlkokulda iken, ilkokul fotoğrafı orada görünebiliyorsa gösterebilirsek çok iyi olur arkadaşlar.
fakirler listesinde olduğumuz için aile yardımları alıyorduk. Ama o gün zaten buna alışmıştık, sorun yok. Ama o gün şöyle bir şey oldu. Gülcan isminde bir kız var. 10 yaşındayım, bakın dikkat edin. Gerçekten Gülcan'a aşıktım. Yes. Biraz da sokakta büyüdüğümüz için tabii bu çok önemli. Çabuk büyüyorsunuz herhalde. O gün öğretmenim Gülcan'ın beni eve götürmesini, annesinin bana kışlık elbise yapmasını istedi. Bu benim gururumu çok kırdı. Acayip gurur yaptım, ağlayarak eve gittim. Babam bunu gördü. Ne oldu oğlum dedi. Tek kelimeyle artık okula gitmek istemediğimi söyledim. Niye dedi? Çünkü kapıcı olmak istemiyorum dedim. Babam okumazsan kapıcı olursun dedi. Ama ben karar vermiştim. Sabahleyin kalktığımda çantayı aldım, okula gittim. Öğlenin okuldan çıktım. Doğru Kasaplar Çarşısı'na gittim. Yani eve gitmedim. O zaman okullar arkadaşlar savaşçı ve öğrenci statüsünde okunuyordu. Onun için sabahleyin çantayı alıp okula gittim. Ondan sonra çıkınca da doğru Kasaplar Çarşısı'na gittim. Ve bir kasaba çırak oldum. O gün akşama kadar çalıştım. Müşterilerin paketlerini arabalarına götürdüğüm için bana bağış verdiler. Ve bir gün sonra ilk defa cebimde parayla okula gittim. Kendime ve iki arkadaşıma Coca-Cola ısmarladım. Parayla tanıştım. O gururla tanıştım. O günden sonra her gün çantayı alıp okula gittim. Öğleden sonra da kasaba gittim. İş hayatım böyle başladı. Bu hayat, bu hikaye kolay bitmez arkadaşlar. En az 2 saat ister. Kısaltılmış halini, başlama noktasını böyle sizinle paylaşmak istedim. Bugün 50'ye yakın şubemiz, 2500 çalışanımız, Dubai'de, Bakü'de şubelerimiz var. Doğuş grubuyla ortaklığımız var. Sadece %70'ine 150 milyon dolarlık bir anlaşmamız var. Önümüzdeki yıl Riyad, Cidde, Mekke, Londra, Dubai'de 1 tane var, 2 tane daha olacak. Katar ve de New York'ta şubelerin imzalarını attık. Gelmiş olduğumuz nokta itibariyle ben bu hikayenin sonucuna emeğin hakka dönüşmesidir diyorum. Emeğin hakka dönüşmesidir diyorum, evet. Oğlum da burada. Bir yanıma gelirse onunla ilgili de biraz da duygulandığım için bir şey söylemek istiyorum. Müsaade ederseniz. Zamanınızı almıyorsak. 3 oğlum var. Diğerleri okulda oldukları için sadece ortanca oğlum burada. Bu oğlumun adı Ahmet Berk. İyi çocuklar yetiştirdik. Annelerine teşekkür ediyorum. İlkokul dönemine kadar özellikle. Asla ben çocuklarımı görmedim. 365 gün 18 saat çalıştım. Hayatım boyu cumartesi ve pazar yapmadım. Sadece çalıştım. Çünkü kendime verdiğim tüm sözleri tuttum. Hayatım boyu kendime verdiğim tüm sözleri tuttum. İlk sözümde kapıcı olmayacaktım. Kapıcının çocukları olmayacaklardı. Karım da kapıcının karısı olmayacaktı. Hayatım boyu babamın duruşu bana model oldu, rol model oldu. Bu ödülü önce babam, sonra annem, sonra karım, sonra da beni sabırla evde bekleyen çocuklarım. Hiç çocukluklarını yaşamadıkları için onlara teşekkür ediyorum. Onlar için alıyorum. Bir de 35 yıldır ortak olduğum İsmet ve Nimet Yalçın kardeşler. 35 yıldır da onlarla ortak olduğum için onların da çok emeği var tabii burada. Onlara da teşekkür ediyorum. Ama en önemlisi güzel yüzünüz, güzel gözünüz ve güzel yüreğinizle. Güzel ülkemi çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Hepiniz çok güzel günler yaşayın, mutlu günler yaşayın. Gelecekte çocuklarınız daha rahat, daha mutlu, daha özgür, daha barış dolu bir ülkede yaşasınlar isterim. Çok teşekkür ediyoruz. Bir dakika rica ediyorum. Şimdi hazır bunu sizden bir kez daha özür diliyorum.
Acaba ilk defa bu çocuk, oğlum ilk defa böyle bir duruma katılıyor. Ben bunları anlatırken benim hakkımda ne düşünür merak ediyorum bu çocuk. Bu delikanlı. Sizinle paylaşmasını istiyorum. Ama gerçekten bunlar büyürlerken ben bunların yanında olamadım. Ahmet Berk Hasan. Adım Ahmet Berk. Babamın idolü kendi babasıymış. Benim de kendi idolüm kendi babam. O yüzden sizin adına da teşekkür etmek istiyorum ona. Bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Evet, Cüneyt Hasan'a teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk insanının gücünü gösterdiği için.